renkli güller şeker. Evde hep gülen biri, sanki bizden biri. Hem gerçek hem de piri, masallar diyarından geldi. Tüm anneler sihirli, ama bizimkisi bir peri. Evde hep gülen biri, sanki bizden biri. Hem gerçek hem de peri, masallar diyarından geldi. Annem, sihirli anne. Pakize! Pakize, ne pakizesi? Anlaşıldı. Aa, bu ne böyle? Nene işte. Sinirlenince böyle ters dönüyor. Aa, nasıl? Bu tospağ nene mi? Ya nene. Ya bak eminsiniz değil mi? Son kez soruyorum. Barış, kaçıncı kez söylüyorum bak. Hadi gidin artık, gidin kaybolun. Abi ama kafe çok kalabalık. Ceren. Ya canım biz hallederiz, çıkın siz. Haydi haydi hadi, kış hadi. İyi, görüşürüz. Hadi bye, hadi. Elif de yaramıyor. Hadi. Hadi hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Hadi kolay gelsin. Görüşürüz. Oy. Sinemaya mı gidiyoruz yoksa sinemaya mı eve getiriyoruz? Bilmem, sen ne diyorsun? Ya okulla iş yüzünden izleyemediğim bir sürü DVD filmim var. Evde onu izleyelim diyorum ben. Tamam, alır. Oğlum sen bir çekindin mi öyle? Yok, hadi gidelim. Buyurun, ben alayım siparişinizi. Ben kurabiye istiyorum. Tamam, hemen geliyor kurabiye tabağı. Aşkım bir tane kurabiye tabağı. Ben şuraya menü götürüp geliyorum. Tamam. Buyurun menüler. Hemen geliyorum ben sipariş almaya. Siz karar verin. Peri Nice, içeride Peri Nine ile oturduğunu zannediyor. Halbuki Pakize ile oturuyor. Pakize de Nine gibi davranıp, yani Peri Nice'nin önünde inandırıcı olmak için beni azarladı. Al şu kaplumbağayı, git gezdir dedi. Ay, ne yapacağız şimdi bu Dudu'yu? Nereden aklına geldi bunun şatonun bahçesinde dolaşmak? O zamanı öğrenip, zamanı oraya geri almak lazım. Yani düzelteceğiz bunu. Aman, benden uzak dur da ne yaparsan yap. Ne yapıyor bu, delirmiş mi? Görüntüleri çok ileri aldın. Tabii bir sürü şeyi kaçırdık. Dur bakalım, biraz izleyelim. Olmazsa tekrar başa sararız. Şimdi kapıyı açacağım. Yanlış adrese geldiniz herhalde diyeceğim. Hepiniz görünmezsiniz. Sesinizi çıkarmayın. Betüşsüz müsünüz? Betüş... Biziz. Ya yani benim Betüş benim de. Siz kimsiniz? Ay siz niye görünmez oldunuz? Yani anne, senin bu halinle neler oluyor burada? Ay dur, kapı çaldı, biz de Yavuz geldi sandık panikle. Dur bir dakika. İlk önce yapmam gerekeni yapayım. Şatoyu yaşlı bir kadın olarak açayım da ona şatonun içini göstermeden
Yanlış adrese geldiniz herhalde diyeyim dedim. Ay ilahi anne, yani nereden buluyorsun bu fikirleri hiç anlamıyorum. Ha, her şey anlaşıldı. Gördün mü? Her şeyi izleseydik boşuna vakit kaybedecektik işte. Mark yeri arıyor herhalde. Baksanıza hala gelmedi. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Ne? Buraya gelirken kimi, nerede, ne yaparken gördüm tahmin edin bakalım. Kimi? Kimi? Nerede? Kimi? Pakizola. Şatosunun bahçesinde. Ne yapıyordu şatosunun bahçesinde? Volta mı atıyordu? Kaplumbağasını gezdiriyordu. Bunu hemen görmem lazım. Bu fırsatı kaçırmamam gerek. Ya anneanne nereye gidiyorsun? Babam her an gelebilir. Banyoda dersin. Kapıyı da sihirle kilitle. Tamam. Betüş'cüm. Beni bekleyecek misin yoksa dönecek Ay, misin? Yok, lafa daldım. Bizim hemen gitmemiz lazım. Ben Eda'yı alacağım, gideceğiz. Sadık eve gelmek üzeredir. Gel canım. İyi, o zaman torunlarıma selam söyle. Tamam. Eda'cığım, anneanneciğim, ben yarın sabah sizdeyim, tamam mı? Hadi tamam. Gidiyorum, gidiyorum. Gittim bile. Hadi biz de gidiyoruz. Hoşça kalın. Şimdi ne olup bitti biliyoruz. Gökyüzünden Betüş'ü dolana dolana değil, şıp diye şatonun bahçesine indiriyoruz. Ve ta o zamana geri dönüyoruz. Ya da sen gökyüzünde kimsenin göremeyeceği bir yere tozpağını alıp dönüyorsun. Aa, ben şimdi bu kaplumbağa ile böyle Betüş'le karşı karşıya saklambaç falan oynayamam. Sen zamanı geri al. Nasıl üşenirsin bilirim. Çünkü biz pakizeyiz. Yalnız elini çabuk tut. Periliçe her an beni kontrol etmeye dışarı çıkabilir. Bak bak. Nenemi görüyor musun? Sinirlendikçe ters dönüyor. Ya o artık her şeyi anlıyor, biliyor ve görüyor. Yani eğer pakizeyi bir daha yakalarsa elinden kurtulması çok zor olur. Ateşle oynadı ama kendi de biliyor. Hadi hadi sen zamanı geri al. Bak burada her şey düzelsin. Betüş şatoya giderken ben de kaplumbağayla içeri girerim. Artık tamam bitti geliyorum derim. Zaman Betüş ve Dudu için geri aksın. Betüş Dudu'nun şatosuna burayı göremeden gitsin. Beğendin mi? Hem de nasıl? Afiyet olsun. Fanilerin bayıldığı, asla vazgeçemediği şeyler bunlar. Pastalar, börekler, çörekler. Değil mi ya? Onlara hayatın tadını çıkarabilmek için türlü türlü şeyler sunulmuş. Yiyecekler, içecekler, aşk. Aşk mı? Çok tatlısın Perinine. Senin ağzından ilk defa bu kadar içten bir aşk sözcüğü duyuyorum. Önünde Pakize gibi biri olursa, başına ne gelirse aşktan geldi diyorsun. Yanlış mı hissediyorum? Sanki ona acır gibi konuşuyorsun. Acıyorum tabii. Şimdi ona da hak veriyorum. Faruk'tan sonra başına pişmiş tavuğun başına gelmemiş şeyler geldi. Halbuki diyorum, Faruk olmasaydı ne bu kadar gözü kara, ne de bu kadar zalim olacaktı. Peri ninem, Pakize ile yaşamaya başlayalı dün bir, bugün iki. Tamam, onu büyüttüğün için ona karşı merhamet duyuyorsun, ben bunu anlıyorum. Ama görüyorum ki o da vicdan sömürüsü yapmış. Sen de ona acımışsın, bunca yaptıklarını unutmuşsun. Hı? Yok canım, tarafsız konuşuyorum biz bizeyken. Yoksa ne Dudu'ya, ne ona buna yaptığı ne mutlulukları kesinlikle unutmuyorum. İyi, buna sevindim. Yoksa Pakize senin bir zaafını yakalar, seni kandırır, kaçar diye korkumdan ikinizi de şatoma götüreyim diyecektim. Peri ninem, sen Pakize'yi uzun yıllardır görmüyordun. Bu yüzden kesin bir karara varmış olamayabilirsin ama
Pakize çok uyanıktır. Mutlaka senin bir zaafını yakalar, seni kandırır kaçar diye korkuyorum. Aşk olsun, bana itimadın yok mu? Ben ne onun cezasını geri alırım ne de ona göz açtırırım. Korkma, bende bu var ya, bu adaletin asası. Ne benim vicdanıma yenilmeme izin verir, ne de Pakize bundan korkusundan bir şey yapabilir. Pakize Peri, kapının arkasında durmaktan vazgeç, içeri gel. Senden saklı bir şeyler konuşmuyoruz. Gizli gizli dinlemene gerek yok. Şşt, sen mi söyledin? Ha? Sen mi söyledin? Sen orada bizi mi dinliyordun? Ne yapayım? Hakkımda bakayım ne konuşuyorsunuz dedim. Kaplumbağayı bahçede gezdirdin mi? Yoksa hep oradan bizi gizli gizli dinledin mi? Dolaştırdı. Benim bir gözüm hep tılsımlı kolyemdeydi. Orada dolaştırdığını gördüm. Sonra da kapının arkasına saklandı. Hakkında konuştuğumuzu anlayınca da gizli gizli dinlemeye başladı. Neyse, ben artık şatoma gidiyorum. Sonra yine sizi ziyarete geleceğim. Sizi de beklerim. Sihirli günler. Sen bahçedeyken bir şey oldu mu? Neler oldu neler bir bilsen. Çabuk anlat bakayım, çabuk. Ay, anlatacak kadar vaktimiz olmayabilir yalnız. O zaman hemen gönder, aktar. Nasıl aktaracağım? Sihirlerim yok ki. O zaman ben senin zihninden alırım. Anneciğim ya, hep aynı terane ya. Bıktım, vallahi bıktım ya. Yemin ediyorum sinir harbi geçiriyorum. Her gün aynı şey ya. Sana da merhaba Yavuz. Hoş bulduk. Anneciğim çok özür dilerim ama ya dayanamıyorum anne. Gerçekten dayanamıyorum. Her gün aynı şey. Her gün aynı şey ya. Bir gün farklı bir şey olsun dişimi kıracağım ya. Gerçekten dişimi kıracağım anne. Kır o zaman. Aa, tamam aynı şey her gün. Anne çok özür dilerim ya. Vallahi yani böyle ama bak gerçekten bak. Bulamıyorum, kelime bulamıyorum ya. Bıktım artık ya. Gerçekten Yavuz. Bıktım. Yavuz. Özür dilerim anne, merhaba. Merhaba. Ama bıktım, gerçekten bıktım ya. Yani her gün çalış, dilin, iki saat burada, yani hep aynı şey. Ya anladık, aynı şey, aynı şey, aynı şey. Ne bu aynı şey? Bir otur da anlat. Çok affedersin anneciğim ya, kusura bakma. Ya burada bir park yeri problemim var. Ay bu muydu problem? Evet anne. Yani bıktım artık ya, kusura bakma ama yani sabahın köründe kalkıyorum. Sen de görüyorsun yani, göz var nizam var. Akşama kadar çalışıyorum ya. Hem de insanüstü bir çabayla çalışıyorum. Ondan sonra zaten trafikte saatlerim geçiyor. Buraya geliyorum, iki saat bu şeyi, evin böyle tavaf ediyorum böyle. Ondan sonra park yeri bulamıyorum. Yani her gün aynı şey, iki saat park yeri bulamıyorum. Problem bu anne. Arabayı satmaktan başka çare yok galiba. Canım bahçede müsait bir yer var. Ben bugüne kadar araba kullanmadığım için lüzum görmedim. Oraya bir otopark yaparız. Yok. Olur mu canım? Yaparız canım, yaparız. Yok anneciğim, ne gerek var? Olur mu öyle şey ya? Aa, olur mu canım? Yaparız, ne olacak? Bir otopark. Hayır anneciğim, asla izin vermem yani. Güzelim bahçeyi benim için bozdurmam. Canım bahçe alabildiğine bahçe. Ya anneciğim, şimdi bir araba için güzelim bahçeyi bozup otopark mı yapacağız? Yaparız canım. Bir araba ne demek? Deryada damla demek canım. Yaparız. Merak etme sen. Ya anneciğim biz zaten taşınacağız. Ne gerek var böyle bir şeye? Ya anne.
Anne, ya bak biz şimdi taşındıktan sonra yani orası boşu boşuna otopark olarak mı kalsın? Ben onu demeye çalışıyorum. Belli ki sizin o taşınma meseleniz uzayacak. Şimdi anne şöyle ki... O zamana kadar sen arabayı oraya park edersin. Mamafi... Ola ki taşındınız. Taşındınız diyelim. Bana gidip geldiğiniz zaman arada öyle gittiniz taşındınız ya. Gittiniz geldiniz arada. Geldiğiniz zaman oraya gider park edersiniz. Şimdi anneciğim bak şimdi bak. Şimdi sizin bu hani taşınma meseleniz uzayacak derken ne demek istediniz? Ne kastettiniz ben tam anlamadım. Anneler kendilerine bir şey söylenmese de gidişattan durumu anlarlar, hissederler, sezerler. Ama ben anneyim. Sen bilmezsin tabii. Sen babasın. Sen babasın, sen bilemezsin. Ben hem anneyim, hem anneanneyim. Hem anneyim, hem anneanneyim. Anne. Anlaşıldı. Sen bana hiç bu konuyu açmayacaksın. Biliyorum, anlaşıldı. Açmayacaksın. Ama ben de açmayacağım. Ben de açmayacağım. Açmam. Anne. Açmam ben. Anne. Açmam bu konuyu. Hayatta açmam. Hı, ağzım böyle. Bir daha açarsam ne olayım? Açmayacağım. Anneciğim bak. Ama bil ki bak iş yerinizde sıkıntılarınızın olduğunu ben çok iyi biliyorum. Ay. Biliyorum bunları hissediyorum anneyim. Annelik kötüsü bunlar. Hadi annelik bir şeyleri oldu. Hepsi bunların içinde karışık. Anne. Ay, yapma ya. Bir müsaade et ne olur. Tamam bak. Şimdi aç. Ha. Anneciğim bak yani şunu söylemeye çalışıyorum. Yani senden bir sorun sakladığından değil. Yani tamam doğru yani bir takım durumlardan dolayı ben bir müddet bu taşınma olayını askıya almak durumunda kaldım. Ama bak sana söz veriyorum. Yani işimi birazcık yoluna koyayım. Sana uzun uzun anlatacağım. Bütün durumu aktaracağım. Söz veriyorum. Ama senden o zamana kadar tek bir ricam var. Çok rica ediyorum. Ne olur toprağa hiçbir şey hissettirme. Olur mu oğlum? Tabii ki hissettirmem. Biz varlığı da gördük, yokluğu da gördük. Sağ ol anne. Gerçekten çok sağ ol. Çözeriz yavrum. Hepsini çözeriz. Toprak geliyor. Hissettirme tamam mı? Bak söz verdim. Bak. Tamam, söz verdim. Hissettirme. Ay benim canım kızım mı gelmiş? Oh saatler olsun gel babaya. Gel kocaman bir sarıl babaya. Oy mis gibi de kokmuş saatler olsun benim güzel kızıma bir taneme. Oy. Kızım? Baba. Kızım? Baba. Kızım? Baba. Kızım niye senin saçların ıslak? Ha? Niye kurutmadan geldin? Ben sana kaç kere söylüyorum iyice kurutman gerekiyor. İyice. Ne olur ne diyorum ben sana sinüzit olursun. Sinüzit olursun başın ağrır hep. Derslerini anlayamazsın. Çok önemli. Dimi anneannesi. Çok önemli bunlar. Aman ha. İyice kurut. Oh. Hadi sen çık yukarı. İyice kurut. Ben de geleceğim şimdi. Hadi bakalım. Canım benim. Bir tanem. Hadi bak. Oh mis gibi de kokmuş. Sağ ol anne. Gerçekten hiçbir şey anlamadım. Çok teşekkür ederim. Neyse. Ben de bir eşyalarımı toplayayım. Yukarı çıkayım. Bir duş alayım kendime geleyim. Sağ olun. Belli ki Yavuz işle ilgili sıkıntısını paylaşarak seni üzmek istemiyor. Ne diye işkillendirdin adamı sen de şimdi? Sen bilmezsin. Öyle gerekiyordu Taç. Öyle gerekiyordu. O zaman doğrusunu sen bilirsin. Ben ne diyeyim artık? Betüş de geçmez bugün geçeceği tuttu. Ya... Sonra koşa koşa gitmiş Dudu'ya. Halamı gördüm kaplumbağa gezdiriyordu demiş. O da meraklı hemen koşa koşa geldi işte buraya. Neyse ki sana seslenmiş. Ya bana seslenseydi Pelliçe de işkillenirdi. Bahçeye çıkacaktı. Yakalanacaktık. O nasıl düşünüyorsa biz de öyle düşünüyoruz. Biz Pakize'yiz. Yalnız Pelliçe bu durumdan huylandı gibi geldi bana. Evet ben de huzursuzum. Öyle kaplumbağaya bakmalar filan. Giderken böyle bir kinayeli konuşmalar. Bir de burada otururken devamlı şekilde tılsımlı kolyesiyle oynuyordu. Bir şeyler çakozladıysa eğer dondurup hafızasını silmek lazım. Peki o zaman şu sihirli aynayı açalım bakalım. Ne yapıyorlar bir bakalım.
Odasında yok. Dur acele etme. Şatonun başka bir tarafındadır belki. Şöyle hızlıca bir geçelim. Şatoda değilse nerede bu? Yok işte, yok yok yok. Buradayım. Periliçe. Periliçe. Nasıl? Benimle güzel güzel eğlendiniz mi Pakizeler? Ver bakalım sana ait olmayan o sihirli bastonu. Aferin ikinize de. Bravo. Koca evrende bir akıllı sizsiniz. Aklını sıra herkesi uyutursunuz öyle mi? Her şeyi nasıl anladın? Eğer bu kadarını da anlamayacaksan Periliçe tacımı hemen bırakayım. Hadi sen. Nina olmaya utanmadın. Ha, ama rolüne çok güzel hazırlanmışsın. Tıpkı peri nine gibi davrandın. Ama biraz vicdan olur, vicdan. Koskoca peri nineyi kaplumbağa yaparken hiç mi vicdanın sızlamadı ha? Canlı bir şey olsun istedim. Ne yani? Saksı, vazo, kanepe, yastık mı yapsaydım? Şimdi ikinize de ceza veriyorum. Sihirle şatonun bütün kapıları kilitleniyor. Ve ortaya biraz çimen koyuyorum. Ve siz iki pakize bundan böyle iki kaplumbağa olarak hayatınıza devam edeceksiniz. Ne? Ne? Sihirlerinizi aldım. Ama sesinizi bıraktım. Bir taraftan çimenleri otlarken bir taraftan da tatlı tatlı sohbet edersiniz. İyi sürünmeler. Aa! Yapma Periliçe, yapma bunu lütfen. Ay çok Ay ben böyle kabuklu bir şey olmak istemiyorum. Nasıl sürüneceğiz böyle? Sürünemem ben. Nefret ediyorum. Diller aşkına. Sana minnet borçluyum Periliçem. Rica ederim Perininem. Ya nereden anladın bunların bu haltı yediğini? Tılsımlı kolyemi kodladım. Gördüğüm, göremediğim, içeride, dışarıda ve yukarıdaki her şeyi kaydet. Bilmem gereken her şeyi zihnimden değil, kalbimden içeri aktar ki kimse görmesin. Böylelikle olup biten her şey kalbime aktı. Ben de kolyemle oynuyormuş gibi yapıp durumu idare ettim. Sen biriciksin, eşsizsin. Bütün duyguların, düşüncelerin, başkalarının iyiliğine, onları korumaya o kadar çalışıyor ki. İşte o yüzden Periliçesin. Çok teşekkür ederim Perininem. Şu asanı da al. Bir ara bunu kopyalamışlar ama sonra hafızandan silmişler. Ne diyorsun? Perininem, kopya Pakize dışarılarda bir yerlerde. İster burada benimle kal, ister Pakize'nin şatosuna git. Onun başında dur. Ama ne olur gözünü kulağını dört aç. Çünkü kaşla göz arasında mutlaka bir şeyler beceriyor. Dur ben şu utanmaz arlanmaza bir hile yapayım da o da gününü görsün. Olur da kopyasını çağırırsa o da şaşkınlıkla uğrasın. Perininem öyle bir bakıyorsun ki sanki acayip bir şey yapacakmışsın gibi. Aynen o dediğinden. Çok acayip bir şey yapacağım. İşte benim kopyam. Pakize'nin şatosuna bu gitsin. Kopyasını yardıma çağırırsa da ben zannedip onu sihirlesin. Ben buradayım. Böylece son kopyayı da yok ederiz sihirleyip. Ah Periminem. Asıl sen bu zekanla beni hayrete düşürüyorsun. Bence bu çekirgenin son sıçrayışı. Hadi bakalım Huri. Doğru Pakize'nin şatosuna. Bende ne varsa
sende de var. Asalarımız da sihirli. İkimizden başka hiç kimse kullanamaz. Güle güle. Sağ ol. Sen geldin geleli neşemiz arttı Peri ninem. Huri ninem. Ya benim adım Huri. Hem hak edeni eğlendiririm, hem de hak edene azap çektiririm. Ya biraz bir gaz yaptı. Çok fazla yedim ya. Onun için böyle çiğnemeden löp löp yutunca. Tabii yani dokunacak bir şey yapmamıştım. Sen çok hızlı hızlı yedin herhalde. Evet ondan ya, dokunacak bir şey yapar mısın sen ya? Başka çok güzeldi. Başka bir şey olmasın? Ay ya çok lezzetliydi. Gerçekten ellerine sağlık. Ama ben gene de senden şikayetçiyim yalnız. Ne şikayetin var benden? Çünkü çok lezzetli yemek yapıyorsun. Canım benim. Bak ne yapalım biliyor musun? Bir soda getireyim mi sana? Hı? Ay vallahi o kadar iyi olur ki, ama zahmet olacak sana. Ya ne zahmeti aşk olsun. Dur hemen getireyim. Ah, canım benim, canım benim. Aman da benim güzel kızım. Anne, ben babamın önünde resim çizmekten çok sıkıldım. Odama gidebilir miyim? Adamcağız seni bütün gün görmüyor, özlüyor. Azıcık daha otur. Ama ben sihirli küremle oynamak, sihirli süpürgemle gezmek istiyorum. Küre tamam ama gece gece süpürgeyle gezmek yok. Üf. Anneye üf de yok. Büyü, sonra gezersin tek başına. Tamam anne, demem. Kızım. Kızım. Gel buraya bakayım, şu resmi bir göreyim, ne yapmışsın oraya. Getir 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 bakayım. Çok güzel resim olmuş bu. Aferin benim kızıma. Ne kadar güçlü çizgilerin var böyle senin. Bravo yani. Betüş! Betüş gel bak gel, kızımız neler çizmiş, gel. Gel. Bakayım bakayım. Ya. Sen al sodanı bakalım. İç şöyle, iyi gelsin midene. Ne güzel renkler bunlar böyle. Canım benim. Yoksa sen ressam mı olacaksın? Yok, astronot olmak istiyorum. Astronot mu olmak istiyorsun? Enteresan yani. Ya ne kadar güzel çizmişsin. Vallahi benden daha güzel çiziyorsun biliyor musun? Sen en iyisi bence ressam ol. Yok ressam... Ya neyse, aman canım ben senin şeyine karışmayayım. Ne olursan ol kızım. Bravo ya, bravo vallahi. Aferin sana. Bu resim neyi anlatıyor minik kızım? Evreni. Evreni mi? Çok enteresan. Bak ben hiç bu açıdan bakmamıştım bu resme. Tabii yani bu senin hayalindeki evren de olabilir, gerçeği de olabilir, öyle değil mi? Ta kendisi. Çok güzel çizmişsin Eda. Sadece birkaç kere gittim ama dolaştığım kadarı hafızamdan çıkmıyor. Hayatım ya. Oh, soda için sağ ol, rahatlattı beni biraz. Afiyet olsun canım. Kızım. Bu güzel resmi çerçeveletip istediğin bir yere asalım, tamam mı? Olur, sen yarının çerçevesini yaptır, abinin evine götürelim. Evine asar, hoşuna gider. Ay bakar mısın canım benim ya? Abisini de düşünürmüş, güzelim benim. Aferin kızım benim. Hay Allah ya. Ama daha üzerinde yapmam gereken son çalışmalarım var. Bakar mısın? Hadi yap, tamamla bakalım resmini.
Barış, sen bayağı ağlamışsın. Ne ağlaması ya? Bende göz nezle sorunu var. Böyle aniden yaşarıyor. Hani erkekler ağlamaz ya. Şimdi utandın, kıvırıyorsun. Tamam, itiraf ediyorum. Film biraz beni etkiledi. Yani, duygusalmış. Hem sen kendine baksana. Ağzın yüzün hep akmış. E tamam, ben zaten ağlamadım demiyorum senin gibi. Ay Barış, biz hiç ayrılmayalım. Hayatım, onu nereden çıkardın? Tabii ki de ayrılmayacağız. Yani sadece bir filmdi. Ya bizim evde böyle bizi ağlatan dizileri izlemek yasak. Ben de bundan sonra kendime beni ağlatacak romantik filmleri yasaklıyorum. Biliyor musun, bazen çok komik olabiliyorsun ya. Ya bu filmlerden kaçsan, okulda arkadaşın sevgilisinden ayrılıyor. Sen ondan daha fazla üzülüp ağlamaya başlıyorsun. Filmden kaçsan hayata yakalanıyorsun. Yapacak bir şey yok. Tamam, ben de onu diyorum zaten. Yani hayatta üzülecek çok şey var. Bir de ben böyle filmler izleyip niye ağlayayım ki? Yani mazoşist miyiz biz? Aslında haklısın. Ya bu konuda sana hak vermesem haksızlık etmiş olurum. Saat 10:30 olmuş. Ben babamla 11'de evde olacağım demiştim. Ya hiç gidesim yok ama kalkmamız gerekiyor. Abim nerede kalacağım falan dersin? Yok, olmaz. Yarın okul var. Eşyalarım yanımda değil. Bir de biz şimdi sinemaya gidecektik. Abime geldik. Ben babama böyle desem, abin kafede, siz Barış da evde tek başınasınız. Olmaz. Beni sorgu yağmuruna tutar. İyi de bir şey yapmıyoruz ki kızım. Oturmuşuz burada iki kişi film izliyoruz, ağlıyoruz falan yani. Hem Cem'le Tuğçe'nin beraber oturmasına sonunda izin verebildi. Bakalım bu özgürlüğü bize ne zaman verecek? Belki üniversiteye gidince. Ama şimdi ben kız çocuğuyum ya, benim öyle şeylerim yok tabii. Babam bana hayatta öyle özgürlük vermez. Doğru, geleneksel Türk babası. Olsun ama ya, ben yine de onu çok seviyorum. Böyle çocuklarına sahip çıkıyor, aynı benim babam gibi. Sen aslında böyle güzel bir aileye sahip olduğun için bu kadar güzel bir kız olabildin. Hayatım, sen neden sarılmıyorsun? Affetmedin mi beni? Barış, elimde bardaklar var da. He, ben gardıroba doğru bakıyorum ya bir an. Şey oldu. Neyse, konuya dönelim. Bak, ben 18 yaşında olmama rağmen saat 11'den sonra kül kedisine dönüşebiliyorum. Hayat, hadi kül kedisi, onları bırak da geç kalmadan gidelim. Bu arada bir tavsiye, bir makyajını temizle istersen ya, böyle bir... İyi hatırlat. Hoş değil yani. Ne ağladım ya. Uyuyorlar yahu, uyuyorlar. Ders çalışmaları lazım, uyuyorlar. Unutma kızım, bak içler dışlar. Çarpım. Formülü ezberle. Çok önemli. Ne yaptın? Ne yapacağım? Yataklarına yolladım. Anneanne, sen mi getirdin beni odaya? Evet Toprakcığım. Kitabın başında uyuyakalmıştım, ben de kıyamadım. Ama daha ödevim bitmemişti. Tamam Toprakcığım, sen şimdi gözlerini kapağa, uyumaya devam et. Ben kitabın geri kalan bilgilerini senin aklına yollayacağım. Sabah kalktığında ödevlerini bitirmiş, derslerini çok iyi anlamış olarak uyanacaksın. Bir tanesin anneanneciğim. Sihirli geceler. Sen de bir tanesin Kıvırcığım. Sana da sihirli geceler.
Dudu. Perisin, tamam. Toprak da peri, o da tamam. Ama şimdi sen ona böyle anlamadığı dersleri yükleyerek iyi mi yapıyorsun? Ne yapacağım? Sınıfta kalmasına müsaade mi edeceğim? Unutma ki torunun fani okulunda okuyor. E ne olmuş? Anneannesi sayesinde sınıf birincisi oluyor. Ne sakıncası var? Takkeyi önüne koyup bir düşünürsen belki anlarsın. O okulda hakkıyla, kendi aklıyla çalışan 1000 tane çocuk var. Yarın bir gün bunlar üniversite sınavına girecekler. Şimdi en iyi bölümü toprak kazansa... Tabii öyle olacak. Benim torunum en güzel bölümü kazanacak. Elimden geleni ardıma koymayacağım. Gereken büyük sihir desteğini vereceğim. Hayır efendim, orada seni durduracağım. Niyeymiş pardon? Öyle yukarıdan konuşuyorsun. Gel aşağı bakayım. Niyeymiş pardon? Şimdi söyle bakayım. Çünkü o zaman topraktan daha fazla ders çalışan bir çocuğun hakkını yiyeceksin. Çalışan, kafasını dersten kaldırmayan, ailesinin 1001 zorlukla hoca tuttuğu, dershaneye yolladığı bir çocuğun belki de aynı bölümü kazanma hakkını torunum bile olsa toprağa sihirle kazandırmana müsaade etmem. Canım ben yardım etmeyeyim de bir sene mi kaybetsin? Bazılarının aklı fene, matematiğe çalışıyor. Toprak dilde, edebiyatta başarılı. Bunlar da değil. O zaman veli toplantısına sen gitmeyeceksin, babası gidecek. Bir süre sihirle destek vermeyi durduracaksın Dudu. Yavuz da onu daha uygun bir bölüme geçirecek. Bir toprağa da sormam lazım. Toprak doktor olmak istiyor. Bir tek edebiyatla nasıl doktor olacak? O zaman doktor olmak istiyorsa dersini kendi çalışacak. Ben faniyim. Bir kişi yüzünden en sevdiği bölümü tutturamayan kaç çocuğun acısını bilirim. Ah periler aşkına. Torunu bile söz konusu olsa dünyadaki insanlara karşı bu kadar adil, bu kadar hassas bir kocayı nereden çıkardın sen benim karşıma kader? Nineme bak, Zebellah gibi başımızı bekliyor. Konuşmada kızdırma. Ne dersek duyuyor. Ne derseniz duyuyorum, ne yaparsanız görüyorum. Sen şimdi bizim hangimiz gerçek, hangimiz kopya ayırt edebiliyor musun? Ama bu saatten sonra ne fark eder? Ha kopyan, ha kendin. İkiniz de sadece kaplumbağasınız. Yüzümüze vurup durma rica ederim. Mesela sen gerçek pakizesin. Ayol nereden anladın? O öyle cevap vermese ben öyle cevap verecektim. Ha, bu asa var ya bu asa. Ben içimden hangisi diye sorunca şu diye gösteriyor. Haberiniz yok sizin. Ben tahmin etmiştim. Hay senin bu nenenin nereden aramıza döneceği tuttu. Dedikodu yapmayıp yüzüme konuşun. Gelmekle kalmayıp pakizeyi iyi bir peri yapıncaya kadar da gitmeyeceğim. Benden sonsuza kadar uğraşsan hanım hanımcık pakize olmaz. Gör bakalım olacak mı, olmayacak mı? Parmak pakize yaptık. Olmadı. Zindana attık. Olmadı. Onu denedik. Yok. Bunu denedik. Yok. Kaplumbağa yaptık, hala aynı inat. O inatsa ben de inadım. Bak kopyam ne diyor kopyam? Onu hanım hanımcık görmeden dönmem diyor. Aynen öyle. Peri ninem, sana güvenim sonsuz ama açıkçası Pakize'nin adam olacağına ait hiçbir umudum yok. Baksana, Dudu bile hala %100 düzelmedi. Sen bana güven. Onların izini buldum, geri döndüm. Her bir şeyi düzeltmeden de dönmeyeceğim. Peri nene! Peri nene! Efendim! Efendim! Niye iki efendim duyuyorum ben? Biri buradan yakından geliyor, bir de uzaktan. Ben Pakize Şato'daki kopya peri nineyim. Ben de Felişen'in şatosundaki asıl nineyim. Neredesin sen? Pakize'nin bahçesindeyim de.
Ayol anlamadım. Ya kafam karıştı. Ya çorba oldum. Yani senin kopyan niye burada da? Sen oradasın. Yani ne oldu ki? Pakize'nin şatosuna gir de oradaki kaplumbağalara bak. Oradaki peri nine sana her şeyi anlatacak. Sonra da buyur buraya gel. Şu Pakize'ye ne yapacağız bir bir konuşalım. Tamam geliyorum. Kopya peri nine geliyorum. Gel gel. Gel de buradaki sirki gör. Aa, aa, bunlar da ne be böyle? Sinirinden ters dönmüş iki kaplumbağa. Tanıştırayım. Büyük olanı Pakize. Diğeri kopyası. Git buradan. Git şatondan. Bence de git. Nine burası benim şatom. Bana sormadan bu nalet dudayı nasıl içeri davet ederse? Sen onun şatosuna giderken sen ona soruyor musun? O sordu da girdi. Sen zaten onu hep kayır, hep kayır. Ay sen de beni hep kıskan, hep kıskan. Oldu olacak nenem sesini de sihirleseydi de konuşamasaydın. Ay böyle doğal kaplumbağa gibi kalsalardı böyle çok şirinler. Ay. Bilakis sesleri çıksın da canlarına tak deyince kopyayı çağırsınlar diye nenen seslerini bıraktı. O kopyayı da yakaladık mı Pakize'nin işi biter. Ayol bunlar neler yaptılar da böyle oldular? Hepiniz kendinizi çok akıllıyım zannediyorsunuz değil mi? Ben Pakize'nin kopyasıyım, kopyası! Şimdi sadece Pakize'yi kurtarmakla kalmayacağım. Ah, size öyle bir şey yapacağım ki neye uğradığınızı şaşıracaksınız! Şimdi sen kopya Pakize olacaksın. Ben de sen. Hazır mısın şapşal damat? Şimdi bir tane yedek kopya yaratıyorum. Ve senin ruhuna giriyorum. Oh be.